Herkese merhaba. Sevtek'e hoş geldiniz. Bir hafta sonra seriye devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz misafirlerim var bu ara. Pek video çekemiyorum ama oynayabiliyorum zaman zaman. Kayıt dışı da bayağı iş yaptım. Bu derim değişti mi bu durum? Değişmedi ama şimdi video çekebilecek fırsatım olunca ben de onu değerlendirmek istedim. Dediğim gibi kayıt dışı bayağı şey yaptım. Hemen onları göstereyim. Ama korkmayın, kayıt dışı yaptığım her şey harbiden kayıt dışı yapılacak şeyler. Bizim görevlerimizden, şuralardan falan hiç ilerlemedim. Hiçbir şey yapmadım. Bugün onlarla beraber yapacağız. Şurasını göstereyim öncelikle. Burada bir mob farmımız oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve içeride de bizim yengeçlerimiz var. Twilight Forest'ten bulduğumuz crablar. İtirmiştim hatta bunu göstermiştim size. Yerde gene vektör plate'leri kullandık. Bunları öldürmek için punch sticks'leri kullanıyorum. Ve bunlardan şunları elde ediyoruz arkadaşlar. Hop şurasını kapatayım. Şunları. O beni görmezse gider şimdi. Ve ölüyor. Muhtemelen seslerini duyuyorsunuzdur. Armor şartları elde ediyoruz. İçeride başka moblar da spawn oluyor ve onlardan da bazı şeyler geliyor. Ve prizmenin şartları da geliyor gördüğünüz gibi. Bunlardan bolca elde ettiğim için arkadaşlar bütün silahlarıma bunları ekledim. Ve aletlerime bunları ekledim. Oldukça iyi oldular, oldukça yararlı oldular. Neredeyse iki katına çıktı bütün kapasiteleri ve hızları da çok iyi. Ama ben bir kere AFK kaldım burada. Biriksin diye. İçerideki spawner kendi kendine kırılmıştı arkadaşlar. Hatta bu onun parçası. Ben bir de gidip bir tane daha aldım. İkincisi de kırılır mı bilemiyorum. Bakacağız bakalım ama gayet güzel. Evet, şöyle evimizi tamamladım arkadaşlar. Hatta onu şöyle size biraz yukarıdan göstereyim müsaadenizle. Şöyle gel bakalım. Tamamladım dediğim aslında tamam değil. Şu üstleri falan daha olacak. Ama şöyle ilgilendim bayağı arkadaşlar. İçini de göstereceğim. Dışarılarda yaptığım bazı şeyler var. Ha, şöyle atlayınca aklıma geldi. Şunu da göstereyim. Vahşi köpek derisi buldum. Ve sonunda şu botları yapabildim kendime. Ve bu botlar da oldukça hızlı. Hem feather falling var hem de hızlı. Gördüğünüz gibi. Blood Magic ile ilgilendim. Burada bayağı runlar yaptım. Ve kapasitelerini arttırdım. Bunlar self sacrifice'lar. Altında herhalde şey olmuş. Mob spawn olmuş. Daha fazla kızılcık şerbeti elde etmemizi sağlıyor. Bunlar craftların daha hızlı oluşmasını sağlıyor. Ve rune kapasitesi de buradaki altarın kapasitesinin artmasını sağlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 30.000'e kadar çıktı şu an ve gayet güzel oldu. Bunun içine bakmak lazım. İçini hiç aydınlatmadım, unutmuştum. Neyse. Şöyle evimizi de göstereyim biraz. Hop. Buraya yine Twilight Forest'ın bu kapılarını kullandım. Çok seviyorum bunları biliyorsunuz. Onları gidip topladım. Craft etmekle uğraşmadım. Burası bizim alt taraf. Burası bizim kablolarımızın falan geçeceği, kullanmayacağımız bir mekan olacak. Belki ufak tefek birkaç bir şey atabiliriz ama. Ve burası da asıl mekanımız. Şöyle tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraları storage yaptım. Depolamalarını yaptım. Şöyle yerler, tavanlar, şunlar bunlar böyle. Üst katımız da var bir tane. Burada daha hiçbir şey yok. Buraları da kullanırız. Ve bir üst katımız daha olacak. İlerleyen zamanlarda oralarını da zamanla yaparım. Evet, bunlar hep böyle kayıt dışı yapılan şeyler. 2-3 günlük oynamanın sonucunda çıkan şeyler arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün biraz daha kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve çağ atlamaya çalışacağım arkadaşlar. Onun için biz iki tane şeyle uğraşıyorduk. Bir tanesi Apple. Şu Apple. Burada gerekli malzemelerin hemen hemen hepsini tamamladık arkadaşlar. Sadece Twilight Forest'ta gidip şu lambayı almak geri kalmıştı. Bunu da ben hallettim. Bunu da buldum arkadaşlar. Hatta onun görüntüleri var. Ben o görüntüleri koyayım size şimdi. Bu arkadaşlardan düşüyor şeyler. Bu. Yani daha doğrusu bu sadece bu arkadaşlardan düşmüyor beyaz olanlar. Between Land'ın herhangi bir yaratığından düşebilir. Ama bana bundan denk geldi ve bundan buldum ben. Ve şöyle tower vardı, iki tane kule vardı. Onları lootlarken denk geldi. Ve bunu da halletmiş oldum.
Şöyle göstereyim hemen. Şuraya bir yere koymuş olmam gerekiyor. Bu değil. Şu. Bu arkadaşı da hallettim. Bir tek geriye bizim o lambamız kaldı. Ama burada bu lambadan ziyade bunu yapabilmek için bizim Basic Crafting Table'a ihtiyacımız var. Ve bunun yapımında birazcık Stardust'a ihtiyacımız var. Şu an için bu kadar Stardust'ımız olmadığından dolayı bunu biraz öteye bıraktım. Daha doğrusu birkaç bölüm, çok fazla değil. Bugün dediğim gibi şu bizim engine'ı yapıp çağ atlamak istiyorum. Onun için ilk önce Astral Sorcery'nin crafter ile başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım. Şunu bununla uğraşacağız. Bu tarafı atayım. Astral Sorcery'nin bize Celestial Altar'ı gerekiyor. Yani şu gerekiyor. Bizim mevcut Celestial, mevcut altarımız bu seviyede değil. Baştan bunu çıkartmamız gerekiyor. Şu altarı yükseltmekle işe başlayalım. Starlight Crafting altarımız var şu an bizim. Celestial'e çıkartacağız. Şimdilik bakalım. Bize Life Root'lar gerekiyor. Bunları bir yerlerden bulmuştuk. Biz acaba onları şuraya koydum galiba. İki tane bunlardan alıyorum. Bu craft'ı yapabilecek miyiz bilmiyorum. Spectre Relay'leri buraya hazırladım arkadaşlar. Spectre Relay'lerle bunları yükseltmemiz gerekebilir. Chiselet, Mozaik ve Brick olanlar gerekiyor, öyle mi? Bir sürü mace toplamıştık. Onları da buradan bulabilecek miyiz bakalım. Şu Brick olanlar dekoratif. Bu aynısıymış. Chiselet ve bize mozaik gerekiyor. Mozaik de buradaymış. İyi, tamam, hepsinin hazırda varmış. Bunlar tamam, bunlar tamam. Rock Crystal, Iron Wood. Bir tane Iron Wood alıyorum. Gel bakalım. Rock Crystal yukarıda var. Bunlardan bir tane vardı benim elimde, bu kavanozlardan, ama ne yaptım? Varmış, buraya atmışım, tamam. Hatta şuralarda bir yerde asılı duruyordu arkadaşlar, hatırlarsınız. Ama bunun craft'ı var, gördüğünüz gibi craft etmek de oldukça basit, olmasaydı da yapabilirdik. Cave Illuminator yapmamız gerekiyor biz için. Bunun için Illumination Powder'a ihtiyacımız var. Bunlar da olması gerekiyor ama nerede? Hop, şöyle burada olabilir, buradaymış, tamam. Şey atadım arkadaşlar, şunu göstereyim size, sizlere de yardımcı olabilir belki, buradan değil. Kontroller şöyle miydi? Yok, buradan arattırayım. Yok ya, nerede, dur, ha, modun ismini hatırladım, dur. Find me. Şu Find me modu arkadaşlar, numpad 8'i ayarlamışım. Bu Extra Utility 2'nin şeyi gibi, biliyorsunuz ben çok malzeme arıyorum. Mesela şunları aradığımı düşünürseniz, bunun üzerine gelip mouse üzerinde getirip 8'e basarsanız veya atadığınız tuşa nerede olduğunu gösteriyor böyle. Bulamasaydım bunu kullanacaktım yani. Ve gel bakalım, başka iki tane aquamarine ve runed marble'lara ihtiyacımız var. Aquamarine'lerimiz nerede? Onlar da burada olması gerekiyor. Buradaymış. Bunları da yanıma alıyorum. Ve marble da alayım. Marble gerçi orada var galiba ya. Neyse, birkaç tane alayım şöyle. 8 tane alayım. 9 tane oldu. Tamamdır. Gel bakalım. Videoyu da garip bir saatte çekiyorum arkadaşlar. Biraz gürültü olabilir, dışarıdan sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Dediğim gibi bu dönem böyle devam edeceğiz. Yakında düzelir. Gel bakalım, gel bakalım. Sen ne eksiksin baştan? Şunları Runic Marble'lara çevirelim. Eğer yıldız ışığımız yetmezse, gece olmasını bekleriz tabii ki. Eğer yıldız ışığımız yetmezse Spectre Relay'leri de tekrar koyacağım. Gel, gel. Yetmedi. Ben gece olmasını bekleyeyim şimdi. Geliyorum. Gece olmasını beklerken şu aklıma geldi arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bu altarı 3. seviyeye çıkarttım. Burada farkındaysanız bizim Sea Lantern'larla
Hunter'lar için bayağı zaman harcamıştım biliyorsunuz ama bu yengeç farmından da bayağı malzeme geldi. Hiç onları harcamaya gerek yokmuş, zaman harcamaya gerek yokmuş. Aslında elde edecekmişiz ama olsun artık, yapacak bir şey yok. Bu altar 3. seviye olduğu için artık ben de burada bu imbued slate'leri yapabildim ve bunlar sayesinde de şuradaki, neredeki şu magnetizmi yapabildim arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu yapacağımı söylemiştim ve burada duruyor. Şöyle, normalde bunda deactivated yazıyor ki hala yazıyor ama buna shift sağ takladığınız zaman kendisi açılıyor. Fakat beklediğim gibi çıkmadı arkadaşlar. Niye beklediğim gibi çıkmadı? Şöyle göstereyim. Şu an aktif ettim ve çalışır vaziyette. Çalışıyor arkadaş. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi şimdi hop malzemeleri bize getiriyor. Ama sigil'i göstereyim. 23.620 sigilimiz var ve gördüğünüz gibi düşüyor. Hiçbir şey yapmazken, hiçbir şey malzeme çekmezken bile sürekli bir manyetizma oluştuğu için etrafınızda sizin çok fazla LP'nizi yiyor. Şu aşamada pek kullanılacak bir şey değil ama özel olarak lazım olursa tekrar bunu açarız. İlerleyen zamanlarda eğer yaparsak da otomatik LP elde etme yöntemleri falan yaparsak ondan sonra sürekli olarak açık durabilir. Ama şu an için dediğim gibi kullanamıyorum. Çok fazla sarfiyatı var çünkü. Neyse, biz işimize dönelim. Hop bakalım artık yıldız ışığımız yeterli olacak mı? Güneş batmak üzere çünkü. Evet, oluyormuş. Vantımız nerede? Burada. Ve gel bakalım. Burada da sürekli Starlight, Liquid Starlight yaptırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doluyorlar bunlar da. Ve Illumination Powder'larımız. Bir tane daha. Tek tek yapmış. Sen de ol. İkincisi. Bu da hazırdır. Ve gel bakalım. Şimdi gerekli malzemelerimizin hepsi var. Sanırım yetecek ya. Sanırım yetecek. Daha tam güneş batmadığı halde yakın seviyede arkadaşlar. Dediğim gibi yetmezse ben Spectral Relay'ler falan yapacaktım. Hatta ben bunları yapayım yine de arkadaşlar. Bir tane yapayım. Kayıt dışı çoğaltırım. Evet, şu an için yıldız ışığımız yetiyor. Bu craft uzun sürüyor biraz. Crafter altarları biliyorsunuz uzun sürüyor. Spectral Relay'lerin ne olduğunu bilmiyorsanız hemen size göstereyim. Ve kayıt dışı yaparım. Spectral Relay'ler. Şu kadar basit. Glass yapmakta gene burada yapıyoruz. Glass yapmakta. Glass lens yapmakta aslında bu kadar basit. Burada gördüğünüz gibi. Bu arkadaş nasıl, ne işe yarıyor? Şöyle bir daha göstereyim. Bu arada craftımız oldu. Orası da açıldı. Bir yer daha açıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu. Bu kadar basit arkadaşlar. 8-9 tane marble. Ortaya Sooty geliyordur muhtemelen. Evet, Sooty marble geliyor. Üstüne de ray koyuyorsunuz. Bunun üstüne de glass koyuyorsunuz. Cam koyuyorsunuz yalnız. Lens koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu tamam ama etrafını biraz düzenlememiz gerekiyor. Relay ne işi yapıyor? Bu altarın etrafına düşen yıldız ışıklarını da buna çekmemizi, buradaki crafter kapasitemizin biraz daha arttırmasını sağlıyor. Şöyle ben genelde dört tarafına da koyuyorum. Oldukça fazla yıldız ışığı toplayabiliyor. Bu tarafa düşen yıldız ışıklarını da buradaki altarı yönlendiriyor. Ve tamamdır. Buradaki crafterımız yükseldi ama bunu görevi falan yok mu hiç bunun? Almamız mı gerekiyor? Yokmuş. Neyse. Evet, bunun etrafını hazırlamamız lazım. Bunun etrafını nasıl hazırlıyoruz? Bir bakayım. Celestial Altar burada. Sonunda buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben malzemeleri hemen göstereyim. Yine 49 tane Sooty Marble. Ve şuradaki yapıya benzeteceğim. Biraz kayıt dışı çalışayım. Bunları ben şu altarın aynısını yapayım. Şu aşağıdakileri değiştireyim. Birazdan yine geliyorum. Celestial altarımız hazır arkadaşlar. Şimdi artık bu kömür motorunun malzemelerini hazırlamaya başlayabiliriz. Ben birkaç tanesini hazırladım. Bunlar basit olanlar, şuraya koydum. Gold chest. Şöyle gördüğünüz gibi plakalarla çevrilmiş hali sadece. Anvil'larımız var, pistonlarımız var ki bu pistonları
Şöyle yapmadım. Hala ben Twilight Forest'tan bulduğumuz pistonlar bunlar arkadaşlar. Yalnız burada garip olan bazı şeyler var. Daha önce hiç yapmadığımız Steel Leaf'ler var. Onları hazırlayarak başlayalım. Şöyle 4 tane Steel Leaf alıyorum. Şunların da kapı sesine hala alışamadım ya. Aslında ben bu chest'leri değiştirsem ya hala niye bunları kullanıyorum ki? Dördüncüsü nerede diyecektim. Geldi. Ve bunları da tekrar rola çeviriyorum. Bunları eritip Tinker'da da dökebilirdik. Ama böyle birazcık daha kolay geldi. Bu tamam. Şunları da buraya koyalım. Başka ne yapmamız gerekiyor? Fear Gear. Sizleri nereye koydum? Bunlar arkadaşlar bildiğiniz gibi Hydra'dan ve Gust'tan düşüyorlar. Tam 16 tane düştü ve neyse ki bize de tam 16 tane gerekiyor. Şöyle alayım bir stack. Bunları normal iron'larımızı fair ingotları çeviriyorum. Ve şöyle 16. Ve siz de gidin bakayım şurada eriyin. Sizleri şey yapacağız. Gear yapacağız. Ha, gear yapmak için kalıbımız yok ama. Şu acaba tahta gear'dan oluyor mu kalıp? Yoksa illa taş falan mı yapmamız lazım? Sanırım illa taş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakayım. Iron. Copper. Bunlar bilinmiyor. Evet, stone gear'la oluyormuş. Cobblestone. O zaman şunu cobblestone'umuz var mı? Aa, stone gear'ımızın kendisi bile varmış ya. İyi iyi tamam güzel oldu. Gel bakalım o zaman. Baştan şunu bir dökelim. Ve sen şöyle dur. Habire şu ortaya bakıyorum ya. Kontrolörü de buraya taşıdım arkadaşlar. Böyle hem hopper bağlayabilmek hem de müdahale edebilmek adına. Hop. Nereye gitti? Burada. Ve şöyle ve fairimiz. Gel bakalım. Şimdi 4 tane bu dişlilerden döküyorum arkadaşlar. Clay'lerden kaldron yapacağız. Yine yaptığımız gibi arkadaşlar. Ve şu da şurada sanırım kaldron oluyordu. Üçüncüsü dökülüyor. Dördüncüsünü de bir tetikleyelim. Gel bakalım sen. Sen piştin mi? Şu kaldrondan hazırlamaya çalışıyorum. Bunu almaya çalışmayacağım şimdi. Yenisini yaptım. Pişmeyecek misin? Yok, pişiyor olman lazım. Evet, pişti. Kaldronumuzu hazırladım. Ve dördüncü gear'ımız da bu da hazır. Şu Night Metal'in blok hali arkadaşlar. Şöyle garip yapmışlar. Ne olduğunu göstereyim. İlginç duruyor çünkü. Şimdi bunlar tamam, bunlar tamam, bu tamam, bunlar tamam. Bir tek bu geriye kaldı. Crimson Middle Gem ama kırmızısından. Aa, bu normal Furnace'da falan olmuyor. Oo, Between Land'a gitmemiz gerekiyor. Bunlardan birkaç tane bulmuş olmamız lazım diyecektim. Şunlara bir bakalım mı? Bir kırmızı, bir yeşil var. Bir mavi, bir yeşil de burada buldum. Bir kırmızı da burada buldum. Ne kadar gerekir daha bilmiyorum. Ama var elimizde birkaç tane daha. O zaman Between Land'a gidiyoruz. Evet, Between Land'dayım arkadaşlar. Şunu da şuraya atayım. Evet oluyor. Sülfür Furnace yapmıştım. Aa, burada kalmış. Burada Limestone Flux'lar var arkadaşlar. Bunu sanırım kayıtta hiç yapmadım. Normal flux'ları, normal limestone'ları daha doğrusu şöyle göstereyim. Limestone. Havanda limestone'ları döndüğünüz zaman şu flux haline getiriyorlar ve sulfur furnace'a koyduğunuz zaman pişerken belli bir oranda hepsinde %100 değil orları ikiye katlıyor. Şey, Between Land'ın orlarını. O yüzden ben de bunu kullanmıştım. Kırmızı lazımdı değil mi? Evet, kırmızı lazımdı. Evet, bu da tamam. Şöyle bir kafamızı çıkartalım mı? Between Land'ı özlediniz mi? Vallahi ben çok fazla özlemedim açıkçası. Şu gökyüzüne bak. Neyse neyse. Dön geri. Spirit Break'lerimiz. Furnace yapıyorum bir tane. Sen de gel. Sen
Sen ve sen. Seared Furnace kontrollerimiz de tamam. Bir de diğer malzemeleri alalım. Şöyle şunlar. Sanırım hepsi bu kadar olsa gerek. Herhalde. Şunları bir yerine koyayım şöyle. Gel bakalım. Spectre Relay'leri... Hop, ok atıyor. Spectre Relay'leri şimdi yapmamız gerekebilir. Bir gece olmasını zaten tekrar bekleyeceğim arkadaşlar. Eğer gece olduğu zaman da craft çıkmazsa Spectre Relay'leri de yaparım ben. Gel bakalım bir malzememiz eksik kaldı mı? Ve kalmadı. Tamam. Şimdi gene gece olsun. Bakacağız bakalım. Gece oldu. Ay bayağı yükseldi arkadaşlar ama maalesef güneş yıldız ışığımız yetmiyor ve Spectre Relay'leri yapmak zorundayız. Glass Lens yapacağız. Glass Lens için de Glass Pane'e ihtiyacımız var. Bu da normal crafter'da olmuyormuş. Hay Allah, tekrar boşaltacağız şimdi. Bir tanesini yapalım. Ondan sonra geri kalanı ben birlikte yaparım. Şurada Aquamarine var mıydı? Biraz Aquamarine'e ihtiyacımız var çünkü... Ha, var. Tamam. Güzel. Gel bakalım şöyle. Hop. Koş koş koş. Hızlı koşuyorsun artık sen. Hop. Glass Pane'leri Tinker'da yapıyoruz arkadaşlar. Normal craft'ı yok. Şunu kaldırayım. Bununla işimiz kalmadı artık. Gel sen şöyle. Düz table'a, hiçbir cast'ın olmadığı table'a cam akıttığınız zaman normal size pane'e dönüşüyorlar. Hop. Şurada. Oh, bayağı yaptırmışım be. İyi, iyi. Aferin bana. Bunlardan şimdi bir, dört üzerlerine de koyacağız. Onları da hesaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. 4, 16, 32 tane şey gerekiyor bize o zaman, değil mi? 42 tane var. İyi, tamam. O creeper var. Kaç kaç kaç. Hop. Siz buradan gelemezsiniz nasıl olsa. Burasını da kullanıyorum böyle ama relay için kapatabilirim şimdi. Bilemiyorum. Yalnız arkamızdan creeper falan gelirse kötü olur. Hop, neyse biraz şansımıza güveneceğiz. Şu 10 tane mi? 10 taneden fazla lazım bize. Ha. 4-8 tane lazım. Yok. 10 taneden fazla lazımdı. 8 tane gerekiyor. 4 craft'ta kullanacağız. 4 tane de üstlerine koyacağız çünkü. Şöyle bir bakayım da. O hepsini birden yaptık. Güzel. Tamamdır. Şimdi bunun için o nugget'lara ihtiyacımız var. Bunun cast'i de yok, değil mi? O zaman bunu da birlikte yapalım arkadaşlar. Hop. Bu şeyin Allah şuradaki Enderman'ı kaçırmasaydık iyi olacaktı ama. Çok etrafta mob var. Stone, stone, stone. Bunu yapmıştık bir yerlerde ama. Şurada göstermek istiyorum hemen arkadaşlar. Şu. Stone'u burada dövdüğünüz zaman size nugget veriyor. İtsen. Ve nugget kestini de böyle yapıyoruz. Gold. Gel sen tekrar bu. Aa, görev açıldı. Sahi bu bir görevdi şuradaki. Tamam. 8 tane bunlardan değil. 4 tane gerekiyordu, değil mi? Yok, 8 tane. Kaç tane? 2 tane, 8 tane gerekiyor. Gel. İyiydi. 8. Tamam. Plankler ve herhangi bir marble. Tat tat tat. Planklerimiz nerede? Şöyle biraz alıyorum. Marble'ları... Marble'ları yukarıda mı bıraktık? Evet, marble'lar da yukarıda kalmış. Hop, yetişemezsiniz ki. Yetişemezsiniz ki. Bak kendisi biliyormuş burada. Gel gel gel. Hop. Şuradan şundan daha çok varmış. Bunları alalım. Gelsen ve şu ve şu dört tane. Bunlardan yaptırıyorum.
Dördünü birden yaptı. Ve bize bunun tekrar şeyine bakmamız lazım. Nasıl yapıldığına bakmam lazım arkadaşlar. Sooty Marble gerekiyordu. Bir de etrafındakiler neydi onu hatırlamıyorum çünkü. Evet, burada. Neymiş? 4 tane marble ash, 4 tane de chiseled marble. Chiseled marble. Aa, bunlar tamam. Güzel, şuraya yapıvereyim arkadaşlar ya hemen. Ben 4 tane yapacağım bunlardan ama şimdilik bir tanesini yapayım. Hangisi gerekiyor? Köşelerde hangisi var? Şunlar var. Şu. Aa, o gündüz oluyor. Bir sonraki geceye kaldık artık. Zaten diğerlerini yapmam da uzun sürerdi. Bu, bu, bu ve ortaya bir tane Sooty Marble, Spectre Relay ve Spectre Relay'in üzerine de bir tane Glass. Gördüğünüz gibi şu Particle efektler çıktıysa doğru çalışıyor demektir. Buradakine artık yıldız ışığı aktarıyor. Yalnız gündüz olduğu için kaybediyoruz tabi. Ben şimdi bunu dört tarafına da yapayım. Hem de tekrar gece olsun. Geliyorum. Ve akşam oluyor arkadaşlar. Sanırım 4 tane Spectre Relay bize yetecek diyecektim ki oldu. Şöyle craft yapsın. Ben de o sırada bunları göstereyim. Gördüğünüz gibi 4 tarafa da koydum. Ve yıldız ışığımızın enerjisini arttırdı bu arkadaş. Bayağı çıkardı. Oo, daha da çıkmaya devam ediyor. Bakayım. Fulleyecek neredeyse. Spectre Relay'ler bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Collector kristalleri yapamıyoruz. İlk önce aklıma bunlar geldi ama Infuser'a, Starlight Infuser'a ihtiyacımız var. O yüzden Spectre Relay'lerle idare ediyoruz. Şimdilik arkadaşlar maksimum yaptık. Gayet güzel. Ve gel bakalım bize bir sonraki çağın anahtarı Coal Engine'ımız. Maşallah. Gene uzun süren bir craft. Efektleri çok güzel bu modun ya. Aldım ve lag'a girdik gene arkadaşlar. Bütün dünyayı tekrar yüklüyor gördüğünüz gibi. Orları, morları, her şeyi açıyor. Welcome to H3. Şunu buradan çağırabilir miyim acaba ya? Çok iyimser oldu değil mi? Neyse. Tamamdır. Üçüncü çağa hoş geldiniz arkadaşlar. H3. Bakalım neler varmış. Yeni bir sürü lead olsa gerekiyor. Platinum. Or excavation. Ben buna hemen girişirim arkadaşlar. Hatta immersive engineering açılıyor. Güzel, buradan devam ederiz. Zaten buradan gitmemiz gerekiyormuş. Bir sürü sıvı isteyecek bizden. Tamam, sıkıntı yok. Ama ben ilk önce şu ore excavation'a bakayım. Prospector'a da bakalım hatta. Çünkü kayıt dışı biliyorsunuz bu aralar çalışmaya vaktim var. Oldukça basitmiş. Hemen şunu yapalım arkadaşlar. Şu Enderman orada ama neyse. Ben boş ver. Uğraşırım artık onlarla. Niye Enderman istiyorum arkadaşlar? Çünkü Ender Dust'lara ihtiyacımız var. Ender Dust'larla da Star Dust'lar yapacağız çünkü. Şimdi dur. Biraz ilerlemek istiyorum arkadaşlar bu modda ki şey yapalım. Ben kayıt dışı devam edebileyim. 1, 2, 3, 4, bir tane de cam mı? 46 tane yeter herhalde. Bir tane gerekiyorsa ve bu. Tamamdır. Şey de açıldı. Redstone'umuz olduğu için değil mi? Redstone'umuz olduğu için burası açıldı arkadaşlar. Ore excavation'ı hemen yapabilir miyiz acaba? Ore excavation burada yok sanırım. Excavation modifier. Gelsen şöyle. Seni nasıl yapıyoruz? Modularium denen bir şeye ihtiyacımız var. Yapamıyormuşuz. Stile ihtiyacımız var. Immersive Engineering'e girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? Immersive Engineering'de stil yaparız ancak. Hay Allah. Neyse.
Ben biraz elle kazarım artık bunlardan. Hatta şöyle bir yatalım, gündüz yapalım, yapabileceksek. Biraz etrafa bakalım. Gel sen şöyle şurada bir şansımı deneyeyim. Biraz etrafa bakalım arkadaşlar. Ben kayıt dışı o orları, o damarları, maden damarlarını arayıp bol bol çıkartmaya çalışırım. Zaten bu aralar kayıt dışı yapacak iş gerekiyor bana. Şöyle biraz bakıyorum ben. Hemen bauxite'ı buldum bile arkadaşlar. Bu bakır olması gerekiyor. Alüminyum mu? Ha evet, alüminyumdu. Sorry. Şu. Yalnız şurada creeper var, okçu var. Onların yanında da şurayı işaretlemem lazım. İşaretleyemedim. Patladı arkadaşlar. Gel bakalım. Şu. Tamamdır. Evet, diğer madenleri de bu şekilde işaretleyip aşağı inip ben toparlarım artık arkadaşlar. Oo, kaç kaç kaç, orada da bir creeper var. Yatmayınca da böyle oluyor. Gel bakalım size şöyle yukarı çıkayım. Hop. Tamamdır. İlerliyoruz, devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu aralar videolar böyle aralıklarla gelecek. Bir sonraki videonun bile ne zaman geleceğini şu an için bilemiyorum. Durum için kusura bakmayın ama yakında düzelecek. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.